Merhaba arkadaşlar. Özdemir Yayınları 2018-2019 öğretim yılı AYT deneme sınavı ikinci sınavının coğrafya sorularını beraber çözeceğiz. Evet. Coğrafya 35. soruya baktığımızda fosil yakıtların kullanımı nedeniyle atmosfere karışan sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşme sonucu asit yağışlar oluşur. Sanayileşme ve fosil yakıt tüketimleri göz önüne alındığında yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen alanların hangisinde asit yağmurları daha fazla oluşur? Arkadaşlar verilen numaralara baktığımızda sanayileşmenin en yoğun olduğu bölge Asya'nın doğusu olduğu için cevabımız 4 numara diyoruz. Coğrafyanın diğer sorusu, 1951 yılında bazı Avrupa ülkelerinin imzaladığı Paris Barış Anlaşması ile Avrupa kömür ve çelik topluluğunu kurularak kömür ve çelik üretimine ticaretin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu topluluk 1992 yılına Hollanda'nın Maastricht kentinde imzalanan Avrupa Birliği Anlaşması ile günümüzdeki ismini almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün amaçları arasında yer almaz? A. Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için ortak bir ordunun kurulması olabilir. Üye ülkeler arasında gümrük uygulamanın kaldırılması olabilir. Sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımı sağlanması. Evet, kuruluşun amaçları arasında yer alır. Deniz aşırı ülkelerin ticaretin geliştirilmesi. Evet, bu da var. Ancak E şıkkında üye ülkeler arasında ortak para biriminin kullanılması Avrupa Birliği'nin kuruluş amaçları arasında yer almaz. Cevabımız Edirne. 37 nol soruya baktığımızda aşağıdaki haritada bazı biyomların bulunduğu alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanların benzer özelliğidir? Verilen biyomlara baktığımızda arkadaşlar tropikal kuşaktaki ekvatoral biyomların olduğunu görüyoruz. Buna göre dikey yönde canlı çeşitliliğinin fazla olması, ormanların yaprak döken ağaçlardan oluşması, çevrelerine göre biyo çeşitliliğinin fazla olması, yoğun yerleşmeler sonucu canlıların yaşam alanlarının daralması, hayvan türlerinin büyük bir kısmının yılın belli dönemlerine göç etmesi. Arkadaşlar tropikal biyomun özelliği diğerlerine göre biyoçeşitlilik daha fazladır. Cevabımız Ceyhan. 38 numaralı soruya baktığımızda turizm faaliyetine katılan insanlar gittikleri yerlerde gezme, eğlenme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılar ve bu yerlere ekonomi, fikir ve yenilik bakımından katkı sağlar. Dünya üzerinde birçok ülke turizm faaliyetlerinden önemli gelirler elde etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi turizmin ekonomik etkileri arasında yer almaz? Önemli oranda istihdam oluşturması ekonomik etkisine girer. Dış ticaret açığının kapanmasına katkı sağlaması ekonomik etkiler arasındadır. Alt ve üst yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlaması yine ekonomik etkiler arasında yer alır. Ülkelerin döviz rezervini arttırması yine ekonomik özelliktir. Ancak E şıkkında uluslararası barışın sağlanmasına katkı yapması sosyo-kültürel bir özelliktir. Onun için cevabımız Edirne. 39 nolu soruya baktığımızda ülkemizde kalkınma projelerinden biri olan Yeşilırmak Havzası gelişim projesi kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesinin zayıf ve güçlü yönlerinin tespit edilerek kalkındırılması amaçlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çarşamba ilçesinin zayıf yönleri arasında yer almaz? Doğu Karadeniz'e giden işlek yollar üzerinde bulunması. Arkadaşlar bu şıkka baktığımızda sanki bu zayıf nokta değil de güçlü bir nokta olduğunu gösteriyor. Diğer şıklara bakalım. Organize sanayi bölgenin bulunmaması zayıf bir özelliktir. Altyapısının yetersiz olması zayıf bir özelliktir. Yumuşak bir toprak yapısına sahip olan kent zemininin risk taşıması zayıf bir özelliktir. Genç ve eğitimli nüfusun bölge dışına göç etmesi zayıf bir özelliktir. Güçlü bir özellik olarak arkadaşlar A şıkkı söyleyebiliriz. Son sorumuz AYT coğrafyada 40. soru. Türk kültürünün ortaya çıktığı ve dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldığı yer Orta Asya'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültürüne ait eserler arasında yer alır? A. Kervansaray, B. Kıl Çadırı, C. Kümbet, D. Hamam, E. Köprü. Bunlar içerisinde Kıl Çadır Orta Asya kültürüne ait olup doğru cevabımız B'dir. Diğer şıklar Anadolu'da Selçuklar dönemine aittir diyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.